Erken boşalma, erkeğin bir kusuru veya cinsel sorunu değildir. Çiftin cinsel uyumsuzluğudur. Çift boşalma denetiminde uyum gösterememiştir. Yani erkek başka bir kadınla olan ilişkisinde bu uyumu gösterebilir ve zamanla boşalmasını denetlemeyi öğrenebilir. Ama buna rağmen erken boşalma, erkeğin partneri boşalmadan önce istemsiz ve denetimsiz olarak hızlı bir şekilde boşalma eğilimi göstermesi ve boşalma zamanlamasını kontrol edebilmek için gösterdiği performansın yetersiz olması şeklinde tanımlanır. Tabii ki bu tanım erken ya da istemsiz boşalma veya boşalmanın kontrolü sorunundan daha çok erkeğin partnerini memnun etmesi için penisinin sertliğini ne kadar süre devam ettirmesi gerektiğini bilmemesi endişesine yol açar. Oysa çiftler bazen cinselliği heyecan dolu ya da durumun gerektirdiği gibi yaşamak isterler. Bazen de ikisi için de zor olacak olan karşılıklı hızlı bir boşalma yaşamak isterler. Kimi zaman da partnerlerden birinin hızlı bir şekilde boşalmak istemesi diğer partner için sorun olmayabilir. Yani iyi bir partner ilişkisine, partneriyle cinsel uyuma ve bedeninde seks sırasında neler olup bittiğinin farkındalığına sahip olan bir erkek her durumda zamanla boşalma denetimini sağlayabilir. Boşalmanın doğası hakkında herhangi bilgisi olmayan ve erken boşalmadan muzdarip olan bir erkek büyük olasılıkla partneriyle cinsel uyum sağlayamaz. Yani cinsel bilgi, tecrübe, iyi bir partner ilişkisi ve bedensel duyumların farkına varma eksikliğinden dolayı erken boşalma sorunu yaşar. Erkeğin normal bir cinsel uyarılma yaşayabilmesi için boşalma sürecini anlaması, cinsel yanıt döngüsünün farkında olması, cinsel uyaranlara karşı normal tepki davranışlarını sergilemeye aşina olması gerekir. Erkeğin cinsel davranış döngüsü 1. Cinsel istek ile başlar. 2. Cinsel uyarılma ile devam eder. 3. Platoya, yani penisin ucundan zevk suyunun gelmesi, cinsel hazın yoğun yaşandığı zevk düzlüğüne ulaşma ve maksimum heyecan yaşama dediğimiz noktaya ulaşır. Sonra da 4. Boşalma veya orgazm, yani meninin gelmesi gerçekleşir ve ardından 5. Çözülme, yani penisin inmesi ve rahatlama başlar. Son olarak da 6. Cinsel doyum, keyifli bir doygunluk hissedilir. Uyarılmanın sürdürülmesi, cinsel haz ve heyecanın artması ile geçilen evre olan plato aşaması, yoğun cinsel zevkin deneyimlendiği ve ereksiyonun tam olduğu maksimum heyecan fazıdır. Platoda sperm içermeyen ve zevk suyu olarak adlandırılan renksiz bir sıvı gelir. Peniste sertlik devam ederken penisin çapında artış da olur ve yumurtalıklarda yukarıya doğru yükselme artar. Kalp atım sayısında artış, hızlı ve derin nefes alma, kan basıncında yükselme, ciltte kızarma, kalça bölgesindeki kaslarda kasılmalar gözlenir. Bu aşamada erkeğin zihni ve bedeni devam edersem boşalırım şeklinde trafikteki sarı ışık misali bir uyarı verir ve erkek isterse sarı ışıkta durmayı öğrenebilir. Sarı ışıkta durabilmek için erkeğin aç kaslarını gevşetmesi, nefesini kontrol etmesi, durması, ritmini sabitleyebilmesi ve partnerini uyararak sevişmeye odaklanması gerekir. Buna boşalma kontrolü adını veriyorum. Ama erkek sarı ışıkta duramazsa cinsel uyarı fazlasıyla devam eder ve cinsel heyecanın kritik seviyesi elde edilir. Böylece boşalmanın refleks olarak tetiklendiği geri dönüşü olmayan noktaya gelinir ve ritmik kasılmalar başlar. Bu kasılmalar iç genital kaslara sinyal gönderir. İşte bu trafikteki kırmızı ışık gibi dönüşü olmayan bir noktadır. Erkekte boşalma iki aşamalıdır. 1. Boşalmanın kaçınılmaz biçimde gelmekte olduğu duygusunun oluştuğu ilk aşama. Meninin prostat kanalında biriktiği ve prostat yolundan üretraya çıktığı zamandır. Buna emisyon adı verilir. 2. Boşalma duygusunun eşlik ettiği ikinci aşama ise aç kaslarının kasılmasıyla boşalmanın gerçekleşmesidir. Buna ejekülasyon, yani meni çıkışı adı verilir. İşte tam bu aşamaya boşalma, orgazm ya da doruk noktası olarak adlandırılan en zevkli hisler eşlik eder. Aç kaslarının ritmik kasılmaları boşalmaya neden olur. Bu kasılmalar meninin penis ucundan birkaç hamlede dışarıya fışkırmasına yol açar. Boşalmadan sonra cinsel haz yavaş yavaş düşmeye başlar ve ereksiyonun hepsi olmasa da bir kısmı kaybedilir. Cinsel döngünün son evresi olan çözülmede vücut ve cinsel organlarda uyarılmadan itibaren gelişen değişiklikler azalır ve ortadan kalkar. Erkeklerde boşalma sonrasında refrakter, yani yanıtsız evre olarak tanımlanan fizyolojik bir çözülme gerçekleşir.
Beyinde cinsel bölgelerle ilgili aktivite azalır, penis cinsel açıdan bir süre uyarılmaya yanıt vermez, bu süre kişiler arası farklılıklar gösterir ve yaşla paralel olarak uzar. Erken boşalan erkeklerin ya platoları yoktur ya da platoları çok kısadır. Bu nedenle erken boşalma sorunundan muzdarip olan bir erkek, normal sürede boşalan bir erkeğe göre cinsel uyaranlardan daha çok etkilenir ve her şey çok çabuk olur. Yani erken boşalma sorunu olan erkek, demin saydığım cinsel evreleri çok hızlı yaşar ve çok daha kısa süren bir tepki döngüsünü deneyimler. Normal sürede, yani vajinada kalma süresi minimum 7 dakika ve üzeri olmalıdır. Boşalma sağlayanların maksimum heyecan fazında, yani platoda uzun süre kalmaları ve gerektiğinde sarı ışıkta durabilmeleri mümkündür. Diğer bir deyişle boşalmasını kontrol edenler, istemli ve denetimli bir boşalma yaşamak ya da boşalmak istemediklerinde sarı ışıkta durabilirler ve geri dönüşü olmayan kırmızı ışık noktasına ulaşmama konusunda kendilerini kontrol edebilirler. Geri dönüşü olmayan noktaya ya da kritik noktaya ulaşmamak için önemli miktarda ek cinsel yardıma ihtiyaç vardır. Buna karşın maksimum heyecan seviyesine ulaşıldığında çok uzun süre boşalma yaşamadan tam o noktada kalınamaz. Maksimum cinsel heyecan seviyesine ulaştıktan sonra boşalma kaçınılmaz olur. Erken boşalma, bazı bedensel nedenler ya da prostat ve idrar yolları hastalıkları gibi fiziksel rahatsızlıklar nedeniyle de olabilir. Aynı zamanda erken boşalmaya kronik depresyon, anksiyete bozuklukları gibi ruhsal bozukluklar da neden olabilir. Travmatik çocukluk dönemi, cinsel deneyimleri ve kişinin cinsel performansı üzerindeki kaygıları da bu sorunun nedenleri arasında gösterilebilir. Ancak erkekler çoğu zaman 1- yakalanma korkusuyla, 2- ayıp, yasak ve günah düşünceleriyle, 3. skor takıntısıyla ve 4. mastürbasyonun körlük veya sağırlık yapacağı gibi yanlış inanışlarla yaptıkları hızlı mastürbasyon ile erken boşalmayı çocukken, gençlik çağlarında öğrenirler. Ayrıca erken boşalma erkeğin cinsel doğasının bir parçasıdır. Sağlıklı genç erkekler ufak bir cinsel heyecandan bile etkilenerek istemsiz olarak boşalırlar. Bu olağan ve doğal bir durumdur. Çünkü henüz boşalma sürecinden sorumlu aşk kaslarını kontrol etmeyi öğrenmemişlerdir. Erkekler boşalma sürecince yaşanan son derece zevkli duyumları tekrar tekrar yaşayabilmek için, yani kolayca doruk noktasına ulaşmak için mastürbasyon sırasında penislerini hızlı okşarlar ve boşalma anı dışında bu okşamalardan haz duyabileceklerini de bilmezler. Zamanla erken boşalmayı bir alışkanlık haline dönüştürürler ve erkek için hızlı yaşanan boşalmalar normal gibi görünür. Sonuç olarak yavaş yavaş kazanılan bu alışkanlık, boşalmayı başlatan aşk hastanın bir refleksi haline gelir. Diğer bir deyişle alışılmış hızlı boşalma şekli en ufak bir cinsel uyarılmada bile kontrolsüz bir tepki olarak ortaya çıkar. Boşalma denetimini öğrenmek, yani sarı ışığı fark etmek ve sarı ışıkta durabilmek tıpkı araba kullanmayı öğrenmek gibidir. Kimse doğduğunda araba kullanmayı bilmez ama iş başa düşünce öğrenir. İyi bir şoför olmak için 1- usta bir şoförü izlemek, 2- trafik kurallarını bilmek, 3- arabanın donanımlarını ve nasıl çalıştığını öğrenmek, 4- trafiğe kapalı alanda çalışmak ve 5- trafiğe çıkarak pratik yapmak gerekir. Aynı şekilde boşalma kontrolünü öğrenmek için de 1- güzel sevişen çiftlerin videolarını izleyerek cinsel teknikleri keşfetmek, 2- sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam için gerekli olan cinsel bilgileri öğrenmek, 3- kendi bedenini ve partnerinin bedenini keşfetmek, boşalmanın nasıl gerçekleştiğini öğrenmek, 4- mastürbasyon ile boşalma denetimi üzerinde çalışmak ve 5- partnerle her gün boşalmayla biten cinsel deneyimler yaşamak ve daha sık seks yapmak gerekir.